Buyurun. Tatlı yiyelim ki tatlı konuşalım, değil mi? Bunlar bizden. Teşekkürler. Rica ederim. Afiyet olsun. Aman. Bana bak. Ne diye aldın en uzak masaya götürdün şunları? Konuştuklarını hiçbirine duyamıyorum. Vallahi pes. Yani annesi merak etmiyor, siz çatlıyorsunuz ha. Hadi canım, kabul edelim arkadaşlar. Üçümüz de ne konuştuklarını çok merak ediyoruz. Ama bunu söyleyebilecek dürüstlükteki tek kişi benim, bütün mesele o. Öyle değil mi kız? Arkadaşım. Aslında ben de merak ediyorum tabii. Cem'i pek iyi görmüyorum. Yok anam yok. Bu kız bunu terk etmiş. Çok ya. Belli. Cem canım benim. Vallahi gözünün feri sönmüş çocuk. Öyle melül melül oturuyor. Betüş'cüğüm, Cem benim de oğlum sayılır. Bu kız bunu üzmesin. Vallahi başlar. Aslancığım. Vallahi sizin bu sorunları çözme yönteminize hayranım. Dalga geçme. Seni de bir güzel çözüveririm, görürsün günü. Hadi. Abi, tamam. En iyisi biz işimize bakalım hayatım. Onlar başlarının çaresine bakarlar. Cem, düşündüklerim bunlar. Anlıyor musun? Ya buraya gelmemizi, buluşmamızı istedin ama gördüğün gibi hiçbir şey değişmedi. Tuğçe, anlamıyorum. Ya beni nasıl bu kadar çabuk unutabildin? Ben sana seni sevmediğimi söylemiyorum ki. Yani sadece hayattan aynı şeyleri beklemiyoruz. Bu yüzden arkadaşlığımızı eskisi gibi yürütemeyiz. Çünkü Mert var. Peki, Mert'le hayatta aynı şeyleri mi bekliyorsunuz? Hayır, onu da daha çok iyi tanımıyorum. Merak etme, tanırsın. Bütün teneffüsler berabersiniz. Okula giderken, gelirken de berabersiniz. Hatta partilere birlikte gidiyormuşsunuz. Ya, yeni bir arkadaşlık yaşıyorum. Bunun seni kızdırdığını biliyorum. Ama bu konu hakkında seninle konuşmak istemiyorum. Ben istiyorum. Onda bende olmayan ne var Tuğçe? Beni kıskanmıyor. Demek ki seni benim sevdiğim kadar çok sevmiyor. Belki de bu bana senden fazla güvendiği içindir. Tuğçe, ben sana güvendim. Başkalarına güvenmediğim için seni kıskandım. Haklıymışım da. Ayrılır ayrılmaz Mert seni kaptı. Buyur işte. Sen de buna izin verdin. Cem, Mert'i de beni de aşağılamaktan vazgeçersen seninle konuşmama devam edebilirim. Yoksa üzgünüm ama gideceğim. Tuğçe, lütfen. Ya anlatmaya devam et. Mert'in nesi üstün benden? Cem, senden üstün falan değil. Sadece farklısınız. Nesi farklı? Yani niye onu kendine benden daha yakın hissediyorsun? Mesela hafta sonları futbol oynamıyor. Beraber tiyatroya, kafeye, operaya falan gidiyoruz. Sen sıkılırdın. O hiç sıkılmıyor. Gidelim gidelim diye tutturmuyor. Tuğçe, biliyor musun? Sen benim bir sürü halı saha maçıma gelmedin. Benim sevdiğim ama senin sevmediğin şarkıcıların konserine de gelmedin. Ama ben seni bunların hiçbiri için terk etmedim. Çünkü bence birini sevmek, onunla her şeyi aynı anda yapabilmek demek değildi. Bence birini sevmek sadece sevmekti. Bugün seni buraya çağırdım. Çünkü tanışmamızın tam 7. senesi. Bundan 7 sene önce sen bizim sınıfımıza geldin. Benim yanıma oturdun. Ve işte o gün benim ilk aşkım oldun. Sen de benim. Unutmadım. Yani bugünün günlerden ne olduğunu ben de hatırlıyorum. Madem artık bana dönmen için tek bir ihtimal bile yok, sana son kez mutluluklar diliyorum. Cem, böyle vedalaşır gibi konuşma. Ben gerçekten senin en iyi arkadaşım olarak kalmanı istiyorum. Tuğçe, bu çatalı hiçbir zaman bir kaşık olarak kullanamazsın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.